Merhaba arkadaşlar. Birkaç İlmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz yanları bağlamalı süeter yapımını anlatacağım. Süeter de diyebilirsiniz, panço da diyebilirsiniz. Arkadaşlar, pançomun, süeterimin boyutu 2-2,5 yaşa uygun oldu. Ve şöyle söyleyeyim, sadece 2 günde bitirdim. Emin olun sizler de çok kısa sürede bitireceksiniz. Çok kolay ve çok basit bir model. Oldukça da hoş bir model oldu arkadaşlar. Kullandığım ip Ören Baya'nın Trend Cake ipi. Zaten videonun içerisinde de ipimi göstereceğim. Bu şekilde şöyle arkasını da göstereyim. Evet. Böyle güzel bir model oldu. İstiyorsanız arkadaşlar buyurun hep beraber süeterin yapımına başlayalım. Öncesinde kanalıma eğer abone değilseniz, abone olursanız, videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Süeterle ilgili sormak istediğiniz yahut anlayamadığınız yerler olursa yorum kısmına da yazabilirsiniz. Eğer yorum kısmından size dönmediysem bilin ki yorumunuz bana düşmemiştir. Ben görmemişimdir. O yüzden size cevap vermemezlik yapmış olabilirim. Çünkü genelde bütün yorumlara tek tek dönüyorum. Eğer yorumdan dediğim gibi bana ulaşamadıysanız birkaç ilmek Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun modelimizi hep beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Ben 4 numaralı şişime toplamda 57 ilmeğimi attım ve lastik kısmımı ördüm. Kenarda 5 ilmek haroşalarım var. Daha sonra bir ters, bir düz lastik örgülerim var orta kısımda. Yine sonda 5 ilmek haroşalarım var arkadaşlar. Şimdi kullandığım ip şöyle göstereyim. Ören Baya'nın kek ipi olarak geçiyor. Şöyle ben size ipin kağıdını da göstereyim. Trend Cake diye geçiyor. İpimiz 200 gram ağırlığında, 330 metre uzunluğunda, %100 akrilik bir ip arkadaşlar. Biraz kalınca bir ip. Evet, bu şekilde. Renk tonları da böyle. Farklı renklerde olanları da var. Onlardan da tercih edebilirsiniz. Ben bu rengi tercih ettim. Şimdi dediğim gibi ipimiz biraz kalınca olduğu için 4 numaralı şiş kullandım arkadaşlar. Eğer sizin eliniz örgünüz sıkıysa 4,5 numaralı şiş de kullanabilirsiniz. Şimdi ben toplamda 2, 4 ve 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Kenardaki haroşaları saydığımızda 5 sıra haroşam oldu. Şimdi artık örgüye başlayacağız. Bu kısımda sadece işte baş kısımda 5 haroşam var. Ortadaki bütün ilmeklerim düz örgü ve yine sondaki 5 ilmeğim de haroşa olacak. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3, 4 ve 5 ilmeğim haroşa. Ben haroşalarımı düz örgülerden oluşturduğum için düz örgü olarak ördüm. Siz ters örgülerden oluşturuyorsanız ters örgüde örebilirsiniz. Sıkıntı değil. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu lastik örgü yapmış olduğum kısmın tamamını düz örgülerden oluşturacağım. İşte bu orta kısmı dediğim gibi düz öreceğim. Yanlardaki beşer ilmeğim hep haroşa olacak. Daha sonra bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Arka sırayı da ilk 5 ilmek haroşa, son 5 ilmek haroşa ve ortadaki ilmeklerimi de arka tarafta ters örgü olarak öreceğim. Ve geleceğim. Şimdi ben bu sırayı tamamlayayım. Arka sırada da sırayı da tamamlayayım. Geleyim. Daha sonra hep beraber örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar. Ben ön sıramı tamamladım. Arka sıramı da ördüm. Geldim. Şimdi
Burada modelimizi yapmaya başlayacağız. Modelimizi yapmak için de ben 3 numaralı tığ kullanacağım. Şöyle göstereyim. Evet, 3 numaralı tığımı kullanacağım. Şimdi yine aynı şekilde ilk 5 ilmeğimi haroşa olarak başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 5 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğe arkadaşlar popcornumuzu yapacağım. Alıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir, iki kere de çıkardım. Doladım. Aynı yere batıyorum. Yine bir, iki de çıkardım. Doladım. Aynı yere battım. Bir, iki de çıkarttım. Biraz daha netleyeyim. Doladım. Yine aynı yere batıyorum. Ve yine bir, iki kere de çıkardım. Şimdi tığımda 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmeğim var. 5 ilmek olduktan sonra doluyorum. Ve 5 ilmeğimin de içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve şişime aktarıyorum. Evet, bu kadar. Pomponlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ilmek ördüm. Şimdi 12. ilmeğime yine bir popcorn yapacağım. Tığımı alıyorum, ilmeğimi şu şekilde ipimi geçirdim. 1, 2 ve 3. Doluyorum. Aynı deliğe batıyorum. Ve 1, 2 de çıkartıyorum. Doladım. 1 ve 2 de. Her bu işlemi yaptığımda bir ilmek tığımda artıyor arkadaşlar. 4 oldu. Doladım. Batırıyorum ve 1, 2 de çıkartıyorum. Diğer ilmeklerinize de dikkat edin, şişinizden çıkmasın. Evet, tığımda 5 ilmeğim var yine. Doladım ve bütün ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Bir tane zincir çekip ve şişime aktarıyorum. Evet, böylelikle ikinci popcornumuzu da yaptık. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yine 11 ilmeğimi ördüm. Yine 12. ilmeğime bir tane daha popcorn yapacağım. Ben bu popcorn modelini bebek örgülerine çok yakıştırdığım için bolca görürsünüz örgülerimde popcorn modelini. Ki bu modelden bu modeli birçok hırkamda işte ne bileyim patik olsun, tulum olsun o şekilde hani yaptığım örgülerde kullandım. Oralara da bakabilirsiniz. Tek popcorn anlatımı da yaptım arkadaşlar. Modeli daha yavaş bir şekilde yapıp detaylı bir anlatımını da yapmıştım. Evet. Yine
yapıyoruz. 4 oldu. Doluyorum. Bir tane daha yapıyorum. 5 ilmeğim var. Doladım ve içinden geçiriyorum. Yeni zincir çekip sıkıştırıyorum. Ve tekrar şişime aktarıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmeğimi ördüm. Yine 12. ilmeğime bir popcorn daha yapacağım. Yine aynı şekilde 1 2 3 doladım. Aynı deliğe batıyorum. Doladım. Aynı deliğe batıyorum. Ve son bir. Bir. İki de çıkardım. 5 ilmeğim var. Ve hepsini geçiriyorum. Ve şişime taktım. Evet. Ve ilk popcorn sıramızı böylelikle tamamlamış oluyoruz. Sıra sonunda yine 5 tane popcornumuzdan sonra 5 tane düz ilmeğim kaldı. Yine en başta 5 ilmek örerek başlamıştık zaten. Şimdi o 5 ilmeğimi de ördüm. Haraşolarımı da örüyorum. Ve ilk popcorn sıramı böylelikle bitirmiş oluyorum. Evet, bakın 4 tane şirin popcornlarımız olmuş oldu. Evet, baştan tekrardan gözden geçirelim. 5 tane haraşomuz vardı. Haraşodan sonra 5 ilmek ördüm. 6.ya popcornumu yaptım. Ortada 11 ilmek ördüm. 12.ya popcorn yaptım. Yine 11 ilmek ördüm. 12.ya popcorn yaptım. Yine 11 ilmek ördüm. 12.ya popcorn yaptım. Ve 5 düz ilmeğim kaldı. 5 düz ilmeğimi ördüm. 5 tane haraşomu da ördüm. Böylelikle ilk popcorn sıramı bitirmiş oldum. Şimdi bundan sonra arkadaşlar ikinci popcorn sırasına kadar ön tarafta düz, arka tarafta ters örgülerle öreceğiz. Kenarlarda dediğim gibi 5'er ilmek haraşomuz olacak. Bir miktar örelim. Ben geleceğim. Daha sonra ikinci popcorn sırasında hep birlikte yapacağız. Şimdi dediğim gibi örgümüzün arka yüzünde 5 ilmek haraşo öreceğim. Diğer ilmeklerimi ters örgü öreceğim. Ve sıra sonunda 5 ilmeğimi de haraşo olarak öreceğim. Bu şekilde örelim. Ben bir miktar öreyim. İkinci sırada yine beraber yapalım. Evet arkadaşlar. Ben 12 sıra ördüm toplamda. Kenar haraşoları sayacak olursak popcorn yaptığımız sıradan sonra 6 sıra haraşomu ördüm. Şimdi bu sırada yine popcorn yapacağız. Bunun da sayılarını yine paylaşacağım sizlerle. Evet. İlk ilmeğimi yine her zamanki gibi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 ve 5 ilmek haroşamı ördüm. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmek örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sayıları neye göre ayarlıyorum? Bu sayıları popcornlarımızı ortalayacak şekilde ayarlıyorum. Bir öncekinde bakın 5 ilmek ördük, 6.sına popcornumuzu yaptık. Şimdi arada 11 ilmek var. 11 ilmeğin ortasındaki ilmeğe popcorn yapacağımız için 5 bu tarafta, 5 bu tarafta olması gerekiyordu. Şimdi buradaki 6 ilmeğin üzerine 5 daha ekledik. 11. 11 ilmeğimi ördüm. Şimdi 12. ilmeğime
popcornumu yapacağım. Sizin eğer sayılarınız farklıysa, kendinize göre bu popcornlarınızı ortalayarak yapabilirsiniz. Sayı oluşturabilirsiniz kendinize. Şimdi sizin ipiniz ince olabilir, şiş numaranız farklı olabilir. O yüzden sayılarınız artabilir ya da eksilebilir. O yüzden hani kendiniz bu şekilde ortalayarak ayarlayabilirsiniz. Benim ördüğüm sayılarda da örecekseniz bu şekilde ben hazır sizler için sayıyı ayarladım. Evet. Aynı şekilde popcornumu yapıyorum. 2, 4 ve 5 doladım ve içinden geçirdim. Evet. Şişime tekrardan takıyorum. Evet, devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmeğimi ördüm. Yine 12. ilmeğime popcornumu yapacağım. 1, 2 ve 3 doladım. Aynı deliğe batıp 1 ve 2 kere de çıkartıyorum. 1, 2 doladım. 1, 2 doladım. 1, 2, 4 ve 5 ve bütün ilmekleri içinden geçiriyorum. Doladım. Zincir çekip sıkıştırıyorum ve tekrar şişime takıyorum. Devam ediyorum. İpimi ayarlayayım. Evet. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ilmek ördüm. Yine 12. ilmeğime popcornumu yapacağım. 1, 2 ve 3 doladım. Batıyorum. 2 kere de çıkartıyorum. Doladım. Batıyorum. Ve 1, 2 kere de çıkartıyorum. 1, 2 kere de çıkartıyorum. Doladım. Batıyorum. 1, 2 kere de çıkartıyorum ve 5 ilmek tığımda oluyor. İçinden geçiriyorum. Bir zincir çekip sıkıştırıyorum ve şişime takıyorum. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, sıra başında da zaten 11 ilmek ördük. 12.ye popcorn yapmıştık. Sıra sonunda da yine 11 ilmeğimizi ördük ve düz örgülerimiz bitti. 5 tane haroşamı da örüyorum ve 2. popcorn sıramı da böylelikle tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım. Evet. İlk sırada 4, ikinci sırada 3 popcornumuz oldu. Şimdi arkadaşlar yine 12 sıra daha öreceğim. Popcorn sırasından sonra 12 sıra daha örüp
Tekrar popcorn sırasına geleceğim. Bir sonraki popcorn sırasını yine bu birinci sırada yaptığımız sayılarda yapacağım. 12 sıra ördükten sonra 5 ilmek öreceğim. 6. popcornumu yapacağım. 11 ilmek öreceğim. 12. popcorn yapacağım. 11 ilmek öreceğim. Yine 12. popcorn yapacağım. 11 ilmek öreceğim. 12. popcorn yapacağım ve yine 5 ilmeğimi kalacak. 5 ilmeğimi öreceğim ve haroşalarımı örüp 3. sırayı da tamamlayacağım. Bu şekilde artık hep bu şekilde tekrarlayacağım. Yani tek sıralarda 3. sırada 1. sırayı uygulayacağım. 4. sırada 2. sırayı uygulayacağım. 2. sıradaki sayıları. 5. sıraya geldiğimde yine 1. sıradaki sayıları uygulayacağım. 6. sırada yine 2. sırada uyguladığım sayıları uygulayacağım. Evet, bu şekilde dönüşümlü olarak bir sırada 5 ilmekle başlayacağım. 2. sırada 11 ilmek örüp o şekilde popcornumu yapacağım. Bu şekilde devam edelim. O boyun kısmına geldiğimizde yine hep beraber öreceğiz. Şimdi ben boyun kısmına kadar öreyim. Daha sonra hep beraber örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben boyun kısmına geldim. Şu şekilde toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane pompon sırası yaptım. En son yaptığım pompon sırasından sonra 6 sıra düz ördüm. Sonrasında ayrımını yaptım. Kollarım için arkadaşlar 18 ilmek ayıracağım. Şu şekilde 18 ilmek de burada. Geri kalan bütün ortadaki ilmekleri keseceğim boyun kısmı için. Yalnız şöyle 6 ilmek ördükten sonra haroşalarını koydum. Şimdi boyun şey şu omuz kısmında da şu başta 3 tane haroşamız olacak. Burada 5 haroşamız var. Bu kenarda da 10 şey 3 haroşamız olacak. Ortada 10 ilmek düz örgümüz var. Dediğim gibi burada 5, burada da 3 ilmek haroşamız olacak. Şimdi bu aradaki şu örmüş olduğum haroşaların sayısı 15 burada, 15 burada olmak üzere ayırdım. Geri kalan ortadaki bütün ilmekleri haroşa olarak 4 sıra boyunca ördüm. Şimdi bu sırada artık boyun kısmımızı keseceğiz. Şöyle şunu da söyleyeyim. Burada kol kısmında yine bir tane pompon yaptım. 12 sıra ördükten sonra. Buradan sonra yine normalde burada ne yapıyorduk? Araları çaprazlıyorduk. Hani tam ortasına getiriyorduk. Yalnız burada artık o şansımız olmadığı için bu 5 ilmek ördükten sonra 6. ilmeğe pomponumuzu yaparak aynı şekilde omuz kısmı bitene kadar o şekilde devam edeceğiz. Şimdi dediğim gibi normalde kollara 18 ilmek ayıracağım. Buradan haroşa gitmesi hasebiyle buradan bu şekilde ayarlayacağım. Burada dediğim gibi 10 ilmeğimiz var. Şimdi başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek haroşam var. Sonra düz ilmeklerim var 10 tane. Evet, düz ilmeklerimi ördüm ve 3 tane de haroşamı örüyorum. 1, 2 ve 3. Evet, şimdi burada orta ilmeklerin hepsini keseceğiz. Bakın şöyle tekrardan göstereyim. 3 ilmeğimi ördüm. Bu 2 ilmeği bir alıyorum ve kesimimi yaptım. Ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde ortadaki ilmeklerimi eksilteceğim. Yalnız şöyle bir şey var.
çok sıkı bir kesim yapmayın arkadaşlar. Sıkı bir kesim yaparsanız bu kısmı rahatsız edebilir çocuğunuzu. Evet, örüyorum ve ilmeği üzerinden geçiriyorum. Ta ki haroşa olarak ördüğüm ilmeklerden 3 tane kalana kadar öreceğim. Bakın şöyle. Aradaki ilmeklerin hepsini kesiyoruz. Dediğim gibi sağ kol için 18 ilmek, sol kol için de 18 ilmek ayırıyoruz. Evet, bu şekilde kesimime devam ediyorum. Bu arada ben ipi çok beğendim arkadaşlar. Tavsiye ederim. Farklı ipler de kullanabilirsiniz. Ben bu ipten ilk defa kullanıyorum ama beğendim yani. Renkleri de çok hoşuma gitti. Bir de biraz kalın bir ip olduğu için çok hızlı ürüyor ördüğünüz örgü. Çok çabuk ilerliyor yani. Bir iki günde çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Evet, 3 ilmek, bir tane daha eksiltiyorum ve evet. Bakın burada 3 ilmeğim oldu. Ortadaki ilmeklerimi böylelikle eksiltmiş oldum. Şimdi arkadaşlar, tek koldan örmeye devam edeceğiz. Bu kolumu döne döne bitireceğim. Bitirdikten sonra da ipimi arka taraftan, çünkü ön yüzü ördüğümüz için buradan ipimi çevirip buradan ipimi bağlayacağım ve bu kolumu öreceğim. Başka bir işlemimiz kalmadı. Ve 12 sırada bir de yine pomponumuzu yapacağız. Evet. Ördüm ve kolumu bitirmiş oldum. Şimdi şöyle ters çevireyim. Bakın bu şekilde örgümüz ilerlemeye devam ediyor. Dediğim gibi şimdi bu kolumu öreceğim. Bu şekilde devam ettireceğim. Bu kolu bitirdikten sonra örgümün arka yüzünden buradaki koluma ipimi bağlayacağım. Bu şuradaki ilmeğe. Daha sonra bu kolumu öreceğim ve bitireceğim. Şöyle ben size şu ölçüsünü de vereyim santim olarak. Ne kadar örmüşüm? Evet. 29 santim örmüşüm arkadaşlar. Bu haroşalarla beraber 29 santim olmuş. Şimdi ben kollarımı öreyim. Geleceğim. Daha sonra ne kadar ördüğümü sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben tamamladım. Bakın. Şöyle size anlattığım şekilde ördüm. Kol kısmımı ayırdıktan sonra burada iki tane pomponum oldu. Bu ikinci pomponu yaptıktan sonra 8-9 sıra ördüm ve örgümü tamamladım. Ön tarafını bitirdim. Şöyle söyleyeyim, uzunluğu da toplamda 47 diş haroşa oldu arkadaşlar. Kenar kısmını saydığımızda. Ben size şöyle bir boy ölçüsünü de vereyim. Biliyorsunuz ki arka kısmı biraz daha uzun olacak. Toplamda 35 santim olmuş arkadaşlar. Ön bedenimiz. Şimdi ben arka bedeni de ördüm arkadaşlar. Arka bedende hiçbir detay yok. Yine aynı ilmek sayısında 57 ilmek başladım. Yine aynı miktarda lastiğimi ördüm. Ve bu sefer arkadaşlar 47-48 ilmek
pardon 48 sıra haroşa olana kadar ördüm. 48 sıra haroşa olduktan sonra şu kenar kısımları 5 ilmek burada 10 ilmek düz ayırdım ve ortadaki ilmekleri haroşa olarak ördüm. Yine burada kenardaki ilmeklerim 10 tane düz ilmek, 5 tane de haroşam var. Evet, dediğim gibi bu toplamda 15 ilmekten sonra ve sondaki 15 ilmekten önce buradaki ortadaki bütün ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Toplamda 4 sıra haroşa yaptım. Şu ön kısımda 4 sıra yaptığımız için arkayı da 4 sıra haroşa olarak yaptım. Dediğim gibi başka hiçbir detay yok. Düz bir şekilde başlıyorsunuz. Yine aynı ilmek sayılarında aynı boyutta lastik örüp ve devam ediyorsunuz. Dediğim gibi bu ön bedeni toplamda 47 sıra haroşa olarak örmüştüm. Bunu da 47-48 ilmekten sonra 48. sıradan sonra 4 sıra daha yapıp yani toplamda 52 sıra haroşa yapıp bütün ilmeklerimi kesiyorum. Şimdi yapacağımız işlem çeviriyorum arkadaşlar. Dikişlerini yapacağız. Şu omuz kısımlarını dikeceğiz. Omuz kısımlarına diktikten sonra sadece kenarlarında bağcığımız kalacak. Şimdi şöyle yapayım. Şu tarafı dikeyim. Biraz ilmekleri fazlaca bırakmıştım. Uzun bırakmıştım iplerimi keserken. Evet. Hemen şuradaki köşeden öncelikle bir sabitliyorum. Biraz yakınlaştıralım. Evet. Ve bakın arkadaşlar. Burada bu şekilde ilmeklerim var. Aynısı karşı tarafta da var. Ve bu ilmeklerin içinden geçerek dikişimi yapacağım. Evet. Bakın. Evet. Bu şekilde ilmekleri karşılıklı gelecek şekilde dikişini yapacağım. Yine aynı şekilde diğer omuz kısmını da o şekilde dikeceğim. Sonrasında bağcıklarımız kalacak. Onları da yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde dikişimi tamamlayayım. Geleyim sonra beraberce bağcıklarına devam edelim. Evet arkadaşlar, ben omuz dikişlerimi tamamladım, bağcıklarımı ördüm, diktim ve bitirdim yanları açık olan süveterimin yapılışını. Şimdi sizlere bağcıkların yapılışını da göstereceğim. Bağcıkların yapılışı da çok basit arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu kalan ipimizi göstereyim. Bir ipten bu kadar kaldı arkadaşlar. Şöyle biraz yakından. Şimdi ipimizden bir miktar ayırıyoruz. Şöyle. Evet. İpimizden bir miktar ayırıyoruz. Ben küçük size göstermelik yapacağım için bu şekilde küçük ayırıyorum. Siz biraz daha uzun yapmanız gerekiyor. Çünkü bağcıklarımın boyutu 30 santim arkadaşlar. Siz böyle bayağı bir ayırmanız gerekiyor. Şimdi ipimi ne yapıyorum? Bir miktar ayırdıktan sonra parmağıma doluyorum uzun kısmını. Şu şekilde geçiriyorum ve şöyle bir düğüm atıyorum. Başta tekrardan göstereyim. İpimle ortaladım, çevirdim ve bu şekilde bir zincir atıp düğüm oluşturuyoruz. Sonrasında bu ayırdığımız ipi tığımıza doluyoruz, tığımızın başına ve bu şekilde ikili zincir çekiyoruz arkadaşlar.
Bu şekilde. Bu şekilde 3 boyutlu bir bağ elde etmiş oluyoruz. Çok ince de olmuyor, çok kalın da olmuyor. O yüzden tam ideal bir boyutta oluyor. Evet, alttaki ipimi tığımın başına doluyorum ve diğer ipimi içinden geçiriyorum. Çok basit. Bu şekilde bağcıklarımı yapıyorum. Peki biterken nasıl yapıyorum? Şimdi ben size bitişini de göstereceğim. Evet. Makasımı alayım. Şöyle bakın. Bıraktım. İki ipi birden şu şekilde içinden geçiriyorum. Ve ipimi kesiyorum. İplerimi çekiyorum. Ve teker teker çekerek bu şekilde sıkıştırıyorum. Evet. Bu şekilde keserken ipimi biraz uzunca bırakıyorum ki bu kenar kısımlarında bağlayabileyim. Şöyle bir daha açayım ben size. Bakın. Burada bağlıyorum. Bağladıktan sonra ipimi biraz içten yürütüyorum ki açılmasın diye. Sonrasında fazlalık iplerimi kesiyorum arkadaşlar. Evet, bağcık yapımı da bu kadar basitti. Dediğim gibi bir ipten biraz kaldı. Yani çok fazla ip gitmiyor. Bu arada sadece 2 günde ördüm arkadaşlar. Emin olun o kadar basit, o kadar kolay ki dediğim gibi sizler de çok kısa bir sürede bitirebilirsiniz. Ve dediğim gibi çok basit ve güzel. Şimdi şöyle ben size boyutunu da göstereyim ölçerek. Şöyle. Evet, omuz kısmından şu kısa yere kadar olan uzunluğum 35 santim, uzattığımda 37,5 santim oldu arkadaşlar. Şöyle bir de elinin ölçüsünü vereyim sizlere. Evet, enimizin uzunluğunda tam 30 santim arkadaşlar. Evet, bu süeterimiz ya da pançomuz ne diyorsanız artık adına fark etmez. Boyutu 2-2,5 yaşa uygun oldu arkadaşlar. Hatta şöyle yanları tabi esnetilebilecek olduğu için daha uzun yaşlara bile kullanabilirsiniz yani. O yüzden çok kullanışlı bir süeter ya da panço oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.